Yeraltı ekonomisi, illegal, kara, gizli ekonomi ya da gözlenmeyen ekonomi. Birçok adı var kayıt dışı ekonominin. Ekonomistleri bile çileden çıkaran ve dünyanın hemen her ülkesinde görülen bu olgu Erzurum'da araştırma konusu oldu. Kentte kayıt dışılığın nedenini ortaya koymak için yapılan araştırmada mükelleflerin ödemiş oldukları vergilerin devlet için yeterli olduğu düşüncesinde olduğu ortaya çıktı. Onur Sağsöz'ün özel haberini izliyoruz. Kayıt dışı ekonomi bilinen istatistiki yöntemlere göre tahmin edilemeyen ve gayri safi milli hasıla hesaplarını elde etmede kullanılamayan gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlerin tümü olarak ifade ediliyor. Dünyanın hemen her ülkesinde ekonomilerin baş belası sayılan kayıt dışı ekonominin önüne geçmek neredeyse imkansız. Kayıt dışı ekonominin içerik açısından birçok bağlantı noktasına sahip olduğunu söyleyen Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Şafak Çomaklı, bu olgunun son derece kompleks bir yapıya sahip olduğunu belirtiyor. Kayıt dışı ekonominin yalnızca ekonomik faktörleri değil, aynı zamanda sosyolojik, psikolojik, siyasal ve ahlaki boyutları bünyesinde barındırdığına dikkat çeken Doçent Doktor Çomaklı, bu bağlamda teorik olarak oldukça fazla çözüm yolu bulunan bu durumun ortadan kaldırılamadığını dile getirdi. Şimdi kayıt dışı ekonomi bildiğiniz üzere ortak tanımı yapılmayan bir kavram. Aslında kayıt dışı ekonomi herkesi de ilgilendiriyor. Çünkü sosyal, siyasal, psikolojik, iktisadi, ahlaki boyutları olan, çok etkili olan, unsurları fazlaca olan bir konu. Kayıt dışı ekonomiyi meydana getiren birçok etken olmasına rağmen literatürde bu konuda hemen hemen tüm araştırmacılar tarafından kabul edilmiş bir takım ortak görüşler olduğunu ifade eden Doçent Doktor Çomaklı, bunlardan başlıcalarının vergi ve sosyal güvenlik ödemelerine ait yüklerin fazlalığı, devletin ekonomik ve hukuksal alanda yaptığı düzenleyici işlemlerin çokluğu, kamu sektörü hizmetlerinin yansımaması, yolsuzluklar, kayıt dışı ekonomiye halkın bakış açısı ve vergi ahlakı, devletin ekonomiye olan hakimiyeti ve denetim gücüyle kayıt dışı istihdam olduğunu ifade etti. Şimdi vergi yükü elbette önemli ve bu bölge için de vergi yükü fazla. Çünkü insanlar kazandıklarının büyük bir kısmını devlete vermek istemiyorlar. Aslında doğal, rasyonel bir hareket. Fakat kanunlarımıza göre bir kısmını ödemek zorundalar. Toplumsal yaşamın bir gerekliliği aslında bu. İnsanlar vergi ödemek zorundalar. Bu dinen de, hukuken, devlet sistemleri açısından da gereklilik. Fakat tabii vergi yükü ülkemizde oldukça fazla. KDV, ÖTV, içtiğimiz suda, elektrikte, kullandığımız doğalgazda, yakacağımızda, aracımızda, her şeyimizde vergi var. O nedenle vergi yükü fazla ve insanlar da buna doğal olarak meylediyorlar. Erzurum'da da kayıt dışı ekonomiyle mücadele noktasında önemli bir adım atıldı. Kentte kayıt dışılığın nedenini ortaya koymak için Atatürk Üniversitesi, Vergi Dairesi İl Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Başkanlığı ve Erzurum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığı tarafından bir anket çalışması yapıldı. Araştırmaya göre Erzurum'da kayıtlı mükelleflerin %38'i kayıt dışı ekonomiyi vergi idaresine bildirmesi gereken toplam gelir miktarının beyan edilmediği ekonomi olarak algılarken %24'lük bir kesimse kayıt dışı ekonomiyi mükellef olarak vergi idaresinde kayıtları olmayan ve dolayısıyla herhangi bir verginin ödenmediği alan olarak tanımladı. Bu tespite göre yaklaşık %62'lik kesim kayıt dışı ekonomiyi vergi kaçırmakla bağlantılı bir olay olarak gördüğünü ortaya koydu. Geri kalan mükellefler ise kayıt dışı ekonomiyi genel olarak içinde suç unsurları barındıran silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti gibi kara para alanı olarak algıladı. Aslında kayıt dışı ekonomi herkesi de ilgilendiriyor. Çünkü sosyal, siyasal, psikolojik, iktisadi, ahlaki boyutları olan, çok etkili olan, unsurları fazlaca olan bir konu. Biz de Erzurum'da bununla ilgili bir çalışma yapmıştık zamanında. Yaklaşık hemen hemen bütün kurumları da davet ettik. Bir konsorsiyum şeklinde bir oluşum meydana getirdik. Muhasebeciler Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Vergi Dairesi, Atatürk Üniversitesi, bütün hemen hemen bu kurumlar işin içine girdi. Sosyal Güvenlik Kurumu da dahil olmak üzere. Anketin diğer sonuçlarına göre ise mükellefler vergisel açıdan kayıt dışılığa şunların sebep olduğunu sıraladı. Sayısal olarak fazlaca vergi türünün mevcudiyeti, kamu hizmet politikasının kendilerine yansımaması, yani ödedikleri vergilerin kendilerine yatırım olarak geri dönmediği düşüncesi, istihdam üzerinde devletin yüklemiş olduğu mali baskının fazlalığı,
vergisini ödemediği halde yakalanmayan kayıtsız kişilerin varlığı, hafif vergi cezası alan kişinin bir daha vergi kaçırmasının mümkün olduğu fikri, vergi cezalarının caydırıcı nitelikte olmaması, ödenen vergilerin devlet için yeterli olduğu düşüncesi, yani yeteri kadar vergi ödüyorum yaklaşımı. Bu durumların öncelikle bilinci olması gerekiyor. Toplumsal yaşam bilinci dediğimiz bir bilinç olması gerekiyor. Yani bir arada yaşama kültürü olması gerekiyor. Çünkü insanlar bir arada yaşamanın belli bir maliyetinin olduğunda farkında olmaları gerekiyor. Eğer farkında değillerse bu maliyeti üstlenmek istemiyorlar. Ve bedava yaşama dediğimiz, bedavacılık, rantiyecilik dediğimiz olay meydana geliyor. Örneğin vergi vermeyen biri, vergi verenlerin yapmış olduğu yolları kullanabiliyor, hastaneleri kullanabiliyor. Bu da rantiye dediğimiz, bedavacılık dediğimiz olayı. Araştırmanın sonuçlarını yorumlayan doçent doktor Şafak Çomak da Erzurum'da kayıt dışılığın oluşmasında farklı sebepler olduğuna dikkat çekti. Bunlardan en dikkat çekenin mükelleflerin ödemiş oldukları vergilerin devlet için yeterli olduğu düşüncesi olduğunu vurgulayan doçent doktor Şomaklı şunları söyledi. Devletin bilgisi dışında olan tüm işleri ifade ediyor. Bunun içerisinde silah kaçakçılığı da dahil olmak üzere. Fakat biz Erzurum'da bu kayıt dışı ekonomiyi analiz ettiğimizde ortaya şöyle bir sonuç çıktı. İnsanlar kayıt dışı ekonomiyi vergi kaçakçılığı olarak algılıyorlar veyahut da devletten saklamış oldukları bir takım faaliyetler olarak algılıyorlar. Bu durumların öncelikle bilinci olması gerekiyor. Toplumsal yaşam bilinci dediğimiz bir bilinç olması gerekiyor. Yani bir arada yaşama kültürü olması gerekiyor. Çünkü insanlar bir arada yaşamanın belli bir maliyetinin olduğunda farkında olmaları. İstihdam üzerinde yük çok fazla. İstihdam üzerinde yükü sağ olsunlar, yani bu hükümet epey bir asgari düzeye indirmeye çalıştı fakat teşvikler vasıtasıyla indirebildi. Onun dışında indiremedi. Teşviklerin süresi dolduğunda da otomatikman yük bir daha artıyor. Tabii kayıt dışı istihdam, kaçak işçi çalıştırmada tekrar artacak. O nedenle önlemler aslında mali boyutta. Fakat dediğimiz gibi işin bir de toplumsal boyutu var ki onu da göz ardı etmemek lazım.